Ya, Trabzonspor'un sorunu hücum değil. Trabzonspor'un hücum yetenekleri, hücum bölgesinde oynayan oyuncularla ilgili problemi yok. Trabzonspor'un iki sezonluk Bir transfer sporunu... gelişmesi var. Olcan Çağlayan resmen Galatasaray'da Sarı Kırmızılılar transferi sesli tweetle duyurdu şeklinde bir ifademiz var ekranda. Yeni bir özellik sosyal medyada Galatasaray'da nasıl kullanmış henüz inceleme fırsatı bulamadık. Ama bu şekilde arkadaşlarımız ekrana yansıttı. Belki ilerleyen dakikalarda da bu tweet'i dinleme imkanımız da olabilir. Galatasaray'ın transferde çok hareketli bir hafta geçireceğini az önce aslında sizlere belirtmiştim. Ve o hareketli haftanın başlangıcı da herhalde bu açıklama olmuş oldu. Gün içerisinde de başka oyuncuların transferleriyle alakalı bazı bilgiler gelebilir. Şimdi... Kendin ilk ve tek dört takımı. Merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek dört yıldızlı takımı. Merhaba. Olcan Çağlayan'ın sözlerini duymuş olduk. Türkiye'nin ilk ve tek dört yıldızlı takımı. Merhaba şeklinde bir Olcan Çağlayan'ın sesini duyma imkanımız söz konusu oldu. Daha önceki yıllarda da aslında Galatasaray'ın gündemindeydi. Florya'ya da gelmişti Olcan Çağlayan. Daha küçük yaşlarda transferi gerçekleşmemişti. O dönem bazı sorunlar yaşanmıştı ama belki de istediği formaya Gecikmeli de olsa kavuştu. Ondan nasıl bir beklenti olmalı? Yani Oğulcan sergilediği performansla Galatasaray'a geldi. Tesadüfen gelmedi. Arda Turan gibi gelmedi yani. Hı hı. Performansın ödülü olarak oraya geldi. Tabii e, Galatasaray'da 11 oyuncusu olmak için Galatasaray'da kalıcı olmak için çok daha fazlasını yapmak ve vermek zorunda. E, umarım e, mesaj verdi o yıldız kazanan takım formatında oynayacak bir oyuncu olur. Böyle bir kumaşı var Hı. ama kumaş sizi oraya getiriyor da orada tutmaya yetmiyor. Nasıl bir oyuncu olacağına, olacağını kendisi karar verecek. E, bu transferle alakalı kap açıklamasının da saat 19.05'te yapılmasının beklendiğini dile getirelim Hı. sevgili seyirciler. Bu küçük bir e, girizgah gibi görünüyor. Mehmet Emin Uluş teşekkür ediyorum. Trabzonspor ile ilgili son olarak şunu söyleyeceğim. Trabzonspor'un ihtiyacı savunma hattını doğru şekilde kurmak. Hı hı. Geçen sezon da aynı şeyi söyledik, yine aynı şeyi söylüyoruz. Trabzonspor doğru savunma hattını ve doğru göbeği oluşturursa çok daha fazlasını yapacaktır. Şimdi kısa bir ara, az sonra günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Hat bir şekilde açık ara şampiyon olabilecekleri sezonda çok garip inişler çıkışlar yaşadılar. Beklediğimden çok daha geç bir şekilde garantilediler. Evet bir hoca değişikliği yaşadılar. Ömer Hoca Ömer olarak Süper Lig'de iyi işler yapmış bir isim. Futbolcu olarak. Ömer Erdoğan olarak da inşallah başarılı olur, muvaffak olur. Hoş geldiler diyoruz. Hem Ömer Erdoğan hem Hatay Spor'a. Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili ya da Galatasaray'ın durumuyla alakalı söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bazı oyuncuların, ben bir soru sorayım belki sonrasında sen söylemek istediklerinde söyleyebilirsin. Bazı oyuncuların indirime yanaşmadıklarını da dile getirdi aslına bakarsan. Hı hı. Bu diyalogları kurmak herhalde çok da kolay olmuyor kulüpler için bu süreçte. Şimdi mesela 87 milyonluk vergi borcunu ödeyemediği belirtiliyor Galatasaray'ın. Acaba e, yine dört futbolcudan feragat alamadıkları belirtiliyor. Acaba bunlar limitlere yansıdı mı yansımadı mı bunu bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum e, kulüplerden beklentim. Şu an Sayın Cengiz konuştu diye Galatasaray üzerinden örnekleme yapıyoruz. Geçen gün Mert Hakan Yandaş e, anonsu diyelim orada da Fenerbahçe üzerinden eleştirmiş. Yani benim bakış açım Mustafa Cengiz söyledi Galatasaray cephesinden yüklenelim değil onu hı hı. vurgulayalım öncelikle. Şu beklentim şu. Beklentim derken pembe bir hayal tabii ki benimki. Siz kendinizle ilgili açıklamalar yapın. Ne yaptığınıza ya da ne yapamadığınıza ya da ne yapmayı hedeflerinize dair açıklamalar yapın. Ama e, rakip üzerinden kullandığınız ifadeler belki taraftarınıza sempatik görünüyor olabilir. Ama bu sizin hatalarınızı yok etmeyecek. Bu bir. İkincisi tansiyonu yükseltmeniz belki size anlık kazanımlar getirebilir ama genel anlamda hepimiz aynı geminin içindeyiz kimseye faydası olmadığını da görüyoruz yıllardır görüyoruz dolayısıyla e, Fenerbahçe onu yaptı Fenerbahçe bunu yaptı Ali Koç öyle dedi Ali Koç böyle dedi bu e, Sayın Cengiz'in bu şekilde ifade edebileceği bir durum değil ha hı hı. Fenerbahçe'nin yaptıklarından dolayı bunların sonucu Galatasaray'a haksızlık olarak dönerse Dönüyorsa bunu konuşabiliriz. Yine belli bir e, edep çerçevesi, çerçevesinin içinde. Ama bu şekilde söylemlerin hiçbir katkısı yok. Ben merak ediyorum bakalım Galatasaray bundan sonraki süreçte e, futbolcularla nasıl anlaşmalar yapacak? Neler söyleyeceğiz? Sayın Cengiz söylediğinde ayıp olan şeyleri ben basın mensubu olduğum için, işim bu olduğu için ben söyleyebiliyorum. O zaman sıra bize geldiğinde biz de söyleyeceğiz. Bu arada sadece e, Sayın Cengiz meselesi değil. Ahmet Ağoğlu söylediğinde ben bunu söyleyeceğim. Ali Koç söylediğinde söyleyeceğim. Yani kulüplerin hiçbirisiyle benim bir ilişkim yok. Ben işimi icra etmeye çalışıyorum. İşim gereği haklı haklı diyeceğiz. Haksız haksız diyeceğiz. Yanlış yapanı da nacizane uyarılarda bulunacağız. Düzeltirler düzeltmezler onu biz bilemeyiz. E, Loris Karius meselesini takip edebildin mi? Evet orası biraz garip. Evet, Galatasaray'la alakalı gelişmeleri aslında başkanın üzerinden konuştuk. Çok ekstra bir şey gözümüze çarparsa yine değerlendirebiliriz. O esnekliğe sahibiz ama özellikle Beşiktaş'ta e, Loris Karius'un FIFA'ya ikinci kez e, bir e, şikayette bulunması e, siyah-beyazlı kulüp için e, çok güzel bir gelişme değil. Onu belirtebiliriz. E, açıklamada bir transfer yasağı durumuna kadar gidebilecek bazı problemler oluşturulabilir. Beşiktaş için oluşabilir. Uyarı, kınama, para cezası ve transfer yasağı gibi yaptırımlar söz konusu olabilir. İlerleyen saatlerde daha spor ekranlarında konuyu spor hukukçularıyla da tartışacağımızı belirtelim. Beşiktaş için önemli bir dönemece girebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun? Karyus'un ilk şikayetini zaten biliyorduk. Bu da ikincisi oldu. Wagner Love'ın da yine benzer bir talepte bulunduğu konuşuluyor. Şimdi ben Olayı yanlış anlamadıysam, yanlış bilmiyorsam, hatam varsa düzelt lütfen. Hı hı. Şimdi normal şartlarda futbolcunun e, şikayeti futbolcuyla kulüp arasında kalır. Ama hı hı. E, şikayetin boyutu sanki Beşiktaş sahte evrak verdiye gitti iş. Bu borçsuzluk kağıdından dolayı. Hı hı. Orada bir hata var ve oradan dolayı bir Beşiktaş'a ceza gelmez söz konusu. O açıkçası korkutucu bir gelişme orada süreç nereye varacak şu anda benim bunu kestirmem mümkün değil. Beşiktaş nasıl bir savunma yapacak UEFA? Ya belki hukukçularla daha çok tartışmamız gerekiyor. Yani konu. evet yanlış bir ifade kullanmak, Hı -hı. insanların kafasını karıştırmak istemiyorum ama e, şunu görüyoruz. Ben daha futbolun içinde kalarak değerlendirmek istiyorum. Eee gibi futbolcu geldi. Carlos geldiğinde bundan en çok keyif alanlardan birisi bendim. Yani e, benim... Allah, en az keyif alanlardan biri de Ha Şöyle tabii sen Liverpool'u yakıp geldi o yüzden herhalde e, söylüyorsun. Şu var benim e, yabancı futbolcu transferinde belirlediğim kendimce nazihane kriterler var. İşte Hı -hı. Beş büyük ligde oynayan ve bu ülkelerden birisinin vatandaşı olan e, yaşı 30'un altında olup da milli takım forması da giyen bir futbolcunun Türkiye'ye gelme ihtimali. Efendim kronik sakatlığı yoksa psikolojik olarak bir rahatsızlığı yoksa kadro dışı bırakılıp da efendim hiç kimse tarafından istenmiyorsa ve biz anormal bir teklif yapmıyorsak pek mümkün değil. Evet. Yani bunun e, aksi örnekleri mesela hemen e, Amerika'yı söylüyorlar. Ben bu örneği hatırlattım da ki Amerika geldiği zaman Fenerbahçe'ye City'de kadro dışı bırakılmıştı. Sadece Villarreal'in istediği futbolcuydu. Fenerbahçe o rakamın İspanyolların verdiği 3 katını vererek Anelka'yı getirmişti. Şimdi Karius Türkiye'ye geldi. Ben çok keyif aldım ama gördük ki psikolojik olarak aslında ağrazları varmış. Temennim şu artık bu saatten sonra geri dönüş yok ama inşallah bundan sonra kulüplerimiz her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Bir şey değişmiyor. Yine de söyleyelim. Transfer yaparken futbolculara ne verdiklerini futbolculardan ne alacaklarını doğru bir şekilde hesaplarlar. Ona göre mukaveleler hazırlanır. Ona göre kulübün haklarını gerçek anlamda koruyacak sözleşmeler imzalatırlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tane Alman futbolcu geliyor. 25-26 yaşında bir tane çocuk geliyor. Burada gönlünü eğlendiriyor. Milyonlarca Beşiktaş taraftarını çıldırtıyor. Türk futbol izleyenlerini, Türk futbol, Türk futbolunu izleyen herkesi de çıldırtıyor. Ondan sonra gülü oynaya gidiyor gayet küssaçça bir şekilde. Üstüne üstü bir de senin yüzyıl e, aşkın tarihi olan kulübünü şikayet ediyor. Geldiğimiz nokta bu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bizim e, körü körüne yabancı hayranlığımız. Yöneticilerimizin türbünlere şirin gözükmek adına yaptığı transferler. Efendim cebinde üç kuruş para yokken borçla, harçla, gırtlağına kadar borçla yaptın milyon euroluk transferler. Sonra tabii kulüplerimizin mevcut ürünleri. Ya Berlekler... sorun, sorun bizde mi sorun... yoksa şikayet edenlerde mi? Sorun bizde. Tamam. Sorun bizde. Onu soruyorum. Sorun tabii ki bizde. Yani sen do